Evet, bu örneğimizde tab fragment çalışması yapacağız. Yani sayfalarımız olacak, tabler. Sağ sürükte, sola sürükte işlemlerinde farklı activity'ler. Tek bir activity içerisinde göstereceğiz. Yani layout'lar göstereceğiz. Sağ sürükte, sola sürükte tablere geçecek. Empty activity diyorum. Finish. İlk olarak arkadaşlar projemize paket oluşturuyorum. Fragment oluşturacağım. Paketi önce oluşturmuyorum. Önce class'ı daha sonra paketini oluşturalım. New class with tab fragment 1. Ne kadar tab'im olacaksa o kadar class ekleyeceğim. Extend fragment. Fragment sınıfından türesi. Evet, fragment'ta bulunması gereken metodumuz Ctrl O dedim. OnCreateView metodu arkadaşlar. OnCreateView'ü import ettim. Evet, bu kısma geldik. Super nokta on create view kısmını kaldıracağım. Bir önceki dersimizde biz inflator kavramından bahsetmiştik. Inflator'ı view'a görüntüyü gösteren nesne demiştik. Yani view nesnesine inflator sayesinde layout bağlayabiliriz. Şu kısmı kaldırıyorum arkadaşlar. Inflator nokta inflate bunun içerisine bakın ne istiyor, integer resource, bir de diğer parametreler olarak şu kısmı öncelikle layout ekleyelim. Evet, devam ediyorum. Inflator nokta inflate içerisine dedim ki ne ekliyorum? Layout ekliyorum. New layout resource file. With tab fragment 1. Kaç tane sayfam olacaksa o kadar fragment ekliyorum. Her fragment içinde bir tane layout ekliyorum. Bir tane daha ekleyelim. With tab fragment. İkincisini de ekledim. Şimdi her bir görüntüde olması gereken nesneleri ekleyelim. Mesela birincisinde buton olsun. İkincisinde bir tane radyo buton olsun. Bir tane checkbox olsun. Farklı nesneler olduğunu görmek amaçlı bu şekilde ekledim. Şimdi inflator.inflate içerisine kaynağı belirtmem gerekiyor. Resource.layout nokta diyorum ki with tab fragment 1. Sonrasında container kelimesini görüyoruz. Give group. Container'ı doğrudan yolluyorum. Bundle kısmı ya da boolean kısmı hangisi? Boolean kısmında bir şey yollamıyorum. False. Bir class daha üretiyorum. Class'ın ismi ikincisi olsun. Bu arada T'yi eklememiş. T'yi de ekleyelim. Şuraya refactor rename file fragment 2. Dosya ismi değişmemiş.
Class ismi değişmedi herhalde. WebTap Fragment 1, WebTap Fragment 2. İkincisine de geldi. Extend Fragment'dan türesin. Hangi metodu eklemiştik? OnCreateView metodu. Fragment'ın görüntüye bağlanabilmesi için Ctrl O dedim. OnCreateView. Super keyword'ünden sonuna kadar kaldırıyorum. Return inflator.inflate. Resource.layout.weavetapFragment2 container. Burası da false. Evet, fragment class'larımızda başka hiçbir işlem yapmadık. Şimdi activity main'e geliyorum. Relative layout yapıyorum. Layout türünü. Şimdi tab şeklinde görebilmem için arkadaşlar tab layout nesnesi var. Android.support.design.widget. Burada göremiyorsak şöyle yapalım. Buraya doğrudan tab layout yazalım. Table layout geliyor. Table layout değil. Support, destekleme kütüphanesinden öncelikle ekleme yapmamız lazım. Yoksa nesneyi göremiyoruz. Android nokta Android ID bazı nesneler çıkmayabilir doğrudan. Eklediğinizde bunları göremeyebilirsiniz. Ama nasıl kullanacağını bildiğiniz sürece problem olmuyor. Layout width match parent. Layout height. Wrap content. Sonrasında bir nesne daha ekliyorum. Android support nokta B4 nokta view sınıfı içerisindeki view pager nesnesini ekliyorum. Android ID pager layout width match parent height fill parent
Bir low diyelim. Hangi nesnesin, hangi nesneden sonra gelecek? Tap layout nesnesinden sonra gelecek. Add ID. Tap layout. Şimdi oluşturmuş olduğumuz fragmentları new package diyorum. Fragment klasörüne ekliyorum. Artık activity sayfam da var. Activity'de activity sayfasını ekledim. Bir tane adaptör oluşturacağım. Onu da adaptör isimli paket içerisine ekliyorum. New class. Class'ın adaptörün ismi pager adaptör. Şimdi pager adaptör extend fragment state fragment state pager adaptör sınıfından türesin. Bunda mesela get item isimli metodu override etmeniz bekleniyor. Get item'ı override ettim. Başka ne istiyor? Get count da override edilmesi gerekiyor diyor. Control o get count. Evet, şimdi gelelim. Integer tab sayısı diyorum. Şuraya bir tane dolu constructor üretiyorum. Public pager adapter fragment manager fragment manager integer tab sayısı. Super fragment manager yolladım. This nokta tab sayısı eşittir tab sayısı. Get count 0 değil tab sayısını dönecek. Şimdi bu kısımda benden ne bekliyor? Fragment döndürmemi bekliyor. Şu kısmı kaldırıyorum. Switch case blokları oluşturuyorum. Neye göre işlem yapacağım? Position'a göre. Eğer case 0 ise, case 1 ise, default ise. View page, view tab bizim fragment içerisinde oluşturmuş olduğumuz class isimleri burada nesne olarak üretiyorum. Tab 1 eşittir new view tab fragment 1 return tab 1. Tab 2 vardı bir de. Return tab 2. Nesneleri de import edelim. Ve default bloğumuz var. Default bloğu içerisinde return null.
Şimdi şu kısımda bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bunu çözebilmemiz için değiştirmemiz gereken bir kısım var. Bu kısımdaki return kısmındaki uyarıları kaldırabilmemiz için biz bir nesneyi yanlış kullandığımızı söylüyor. Diyor ki version 4 app içerisindeki fragment'ı kullanmanız lazım. Ama siz ted fragment 1 nesnesi kullanıyorsunuz diyor. Şu kısma geldim. Ted fragment 1'e geldim. Bakın burada app.fragment yazıldığı için şu an pager kısmında kızıyor. Şuradaki return'ın kızma sebebi burada app.fragment kullanılması. Burayı değiştiriyorum arkadaşlar. Şu kısmı kaldırdım. Diyorum ki app.fragment kullanma. Hatanın çözümünü söylüyorum. Bunu kaldırdım. Nokta dedim. Support nokta v4 nokta app nokta fragment. Aynısını arkadaşlar ikinci sayfamıza da uyguluyorum. Değiştirdiğiniz zaman app nokta fragment'ı support v4 app içerisindeki fragment olarak değiştirince return kısımları artık kızmıyor. Şimdi arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz pager adaptörü main activity içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Öncelikle bir tane tab layout üretiyorum. Çünkü benim main activity sayfamın XML tarafında tab layout nesnesi vardı. Bakalım. Tab layout ve view pager. View pager içerik kısmı tab layout'ta sekmelerimin bulunduğu kısım olacak. Tab layout evet, şu an tab layout kısmına kızıyor. Şurada biz eklerken arkadaşlar bu nesneyi görememiştik. Bu design support nokta design içerisinde yani destekleme kütüphanelerinden tasarım kütüphanesini buraya eklememiz gerekiyor. Bakın burada support'tan sonra design'a başlayan bir compile ibaresi bulunmuyor. Compile diyorum. Yine aynı şekilde Android support'a kadar kopyaladım. Sonrasında 2 nokta üst üste design 2 nokta üst üste şuradaki kısmı kopyalayabilirim. Sizin sürümünüz neyse bu sürümü kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sonrasında sağ üstte bulunan senkronize et kısmına tıkladım. Projemi derleyip build ediyor. İlgili kütüphaneyi projeme dahil ediyor. Şimdi artık ben nesneme erişebilirim. Ben burada az önce tab layout'ı göremiyordum. Bakın şu an geliyor. Tab layout mı kullanmak istiyorsunuz diyor. Evet, tab layout kullanmak istiyorum. Alt enter dedim. İlk başladığımız arkadaşlar biz XML tarafına tab layout yazdık ama bunun nasıl kullanacağını bilmiyorduk. Bunu kullanabilmeniz için öncelikle destekleme kütüphanesini projenize dahil etmeniz gerekiyor. Daha sonra bu nesneyi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bakın zaten bunu yazdığımda import kısmı geldi. Tab layout'u gördü. Evet, tekrar main activity'ye dönelim. Şimdi tab layout nesnemin içerisine bakın nesneyi ürettim. Tab layout nokta diyorum. Add tab isimli bir tane metot geliyor. Bu metot sayesinde ben tablar ekleyebiliyorum. Sekmeler ekleyebiliyorum. Tab layout nokta new tab metodunu çağırdım.
nokta set text başlığına dedim ki bunu yaz. Ne yazalım? Sayfa 1 yazalım. Bir tane daha tab ekleyelim. Kopyalıyorum. Sayfa 2 diyelim. Ne kadar sayfam vardı? 2 tane sayfam vardı. Bu nedenle 2 tane ekledim. Ne kadar fragmentım vardı? Bir tab fragment. Bu kadar ekliyorum. Fazla eklersem burada bulunmayacağı için indisler problem ne olur? Neden ne kadar varsa bu kadar tab eklemek lazım. Tab layout nokta set tab gravity. Tab layout nokta gravity nokta fill. Yani tam geniş olsun istiyorum. Boşluk olmasın kenarlardan. Ekranın alabileceği, genişliğini alabileceği boyuta kadar bu tab'ler genişleyebilsin diyoruz. Sonrasında arkadaşlar bir pager nesnesi üretmiştik. Bir pager şuradaydı. Aslında bizim içerik kısmımız. Bir pager. Bir pager'ı da ekleyelim. Bu da destekleme kütüphanesinden geliyor. Bir pager eşittir. Resource'deki ID'si pager'dı. İçeriklerini doldurabilmem için arkadaşlar pager adaptör nesnesi gerekiyor. Pager adaptör adaptör eşittir new pager adaptör. Yani biz bu pager adaptörü kendimiz eklemiştik. Hani nasıl ListView'da custom edince base adaptör üretmemiz gerekiyor. New pager kullanabilmemiz için kendimiz custom ettiğimiz fragment kullanabilmek için, daha doğrusu tab fragment kullanabilmek için kendimiz custom ettiğimiz class'ı buraya tanımlıyoruz. Bakın burada ne istiyor? Pager adaptörde fragment manager, bir de tab sayısı. Buraya geldim. Get support fragment manager. Bunu da oradan yolladım. İkinci kısımda benden integer değer bekliyor. Tab sayısı bekliyor. Yani şunun değerini bekliyor arkadaşlar. Bunu da ikinci kısımda yolluyorum. Diyorum ki tab layout nokta get tab count. Bana kaç tane sekmesi varsa sayısını dönüyor. Bu kısmı da hallettik, tamamdır. WebPager nesnemin nokta set adaptör kısmına oluşturmuş olduğum adaptörü bağladım. Şimdi tablerin seçilme durumlarına bakalım. WebPager nokta add on adaptör changer var. Adaptör değil, page change listener. Yani sayfaların değişme olayını yakalamamız lazım. Page change listener dedim. New büyük T'ye bastım. Tab layout on page change listener'ı ekliyorum. Şöyle yanlış yaptık herhalde. Tab layout nokta diyeyim. Yazmıyorsa manuel olarak kendimiz ekleriz. Evet, şu kısmı
Tekrar yazıyorum. Vpager nokta at on pager change listener page, sayfa değiştirme olayı. Bunun içerisine new tab layout nokta tab tab layout on page change listener içerisine benim tab layout'umu yolluyorum. Şimdi tıklama olayına bakalım. Tab layout nokta set on tab selected listener new tab nokta on tab selected listener. T'ye bastım. İnterfeysim üzerindeyken Enter'a basıyorum. Bakın on tab selected, on tab unselected seçilme, seçilmeme, tekrar seçilme gibi olayları var. Bunlar içerisinde işlemler yaptırabilirsiniz. Biz sadece diyeceğiz ki on tab selected içerisindeyken vpager nesnemin set şu anki item metodu içerisine tab nokta get position'ı yolluyorum. Tab nesnenin şu anki pozisyon yani integer sayısını dönüyor. Bu sayıda vpager nesnenin şu anki bulunduğu item'a denk gelmesi gerekiyor. Yani iki tane tab'im var. 0 ve 1. indislere sahip. 0 ise sayfa 1'i, view tab fragment 1'i gösterecek. 1'e bastıysam 1. layout'ımı gösterecek. Uygulamayı çalıştırdığımda ise sonuç olarak eklemiş olduğum tab'leri görüyorum. Sürüklediğim yan sekmeye geçebiliyor. Ne kadar layout'ım varsa bunları tab'ler şeklinde gösteriyor. Bakın üstteki nesnemiz neydi? Üstteki nesnemiz tab layout. Sayfa 1 ve sayfa 2 tab layout. Vpager kısmı sayfaların içeriklerini gösteriyor. Bunları gösterebilmemizi sağlayan neydi? Fragmentlar bunu sağlıyor. Pager adaptör eklediğimiz için. Burada adaptöre de zaten biz neyi bağladık? Vpager'ın set adaptörüne bizim custom ettiğimiz pager adaptörü, fragment state pager adaptörü eklediğimiz için vpager kısmında sürekli tab'in o anki indisini tıkladığım zaman göstermiş oluyorum. Ya da sürüklediğim zaman da bunu yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlar en son olarak nesnemizi ekledik ve emülatörümüze görüntüleri görmüş olduk. Şimdi oluşturmuş olduğum her bir butonu tıklama olayını nasıl yakalayabilirim? Bunlara değineceğim. Nesnelerimizi eklemiştik. Şimdi fragmentlara geliyorum. Bir fragment içerisinde ne var? Fragment 1 içerisinde bir tane butonum var. Şu an return kısmını inflator.inflate'de doğrudan değil de bir tane geri dönüş tipimiz ne? View. Bir tane view oluşturuyorum. Bu view'ı return edeceğim. View şu kısım bana view dönüyor. Bu kısmı aldım. Buraya taşıdım. Return aldım. View yazıyorum. Bu kısmı bu şekilde getiriyorum. Bu hale getirdikten sonra ben artık şunu yapabilirim. Diyeceğim ki burada bir tane butonum var. BTN'e tıkla diyelim üstüne. New Find view by ID yazamıyorum bakın. Ne diyeceğim? View nokta Find view by ID. Resource'deki ID'si buton. Şimdi bu buton arkadaşlar
tıklama olayına erişebilirim. BTN tıkla nokta set on click listener new 1.10 click listener. Bir tane toast ekleyelim. Buraya doğrudan context this yazamam çünkü burası fragment activity değil. O zaman şunu yazabilirim. Wave nokta get context butona tıklandı diyelim. Toast nokta length long nokta show. Ne kadar nesneniz varsa ilgili layout'ta bunları kullanacak olduğunuz fragment'a eklemeniz gerekiyor. Tekrar bir çalıştıralım bu kısmı. Evet, butona tıkladım. Çalıştıramadık henüz. Tekrar gelsin. Evet, butona tıkladım. Butona tıklandı. Yani benim fragment'ın ilgili görüntünün içerisindeki bulunan nesnelerin tıklama olaylarını yakalamış oldu. Ne sayesinde? OnCreateView sayesinde. Şimdi yeni bir örnek yapalım arkadaşlar. JSON parçalama örneği ile alakalı bir çalışmamız olsun. JSON parse. Şuraya arkadaşlar yeni bir tane dosya atacağım kitaba. Bu dosya üzerinden webten bağlantı oluşturup bu dosya içerisine verileri listeletip bu listelettiğimiz verilere göre de işlem yaptıracağım. Şimdi buraya yeni bir tane dosya açıyorum. Not defteri açalım. JSON veriler nasıl yazılıyor? Öncelikle buna bakalım. Bakın mesela süslü parantezlerin her biri item demek. Yani XML oluşturmuştuk mesela dünkü dersimizde. Ne vardı? Kurslar vardı. Kurslar içerisinde kurs diye bir tane nesne vardı. Şu baştaki ve sondaki en son süslü parantez object oluyor. Bunlar da item oluyor. Yani bu kurslar oluyor arkadaşlar. Bunlar da kurs nesneleri oluyor. Bundan bir sürü eklediğiniz zaman da birden fazla nesne oluşturmuş oluyorsunuz. XML ile farkı şu. XML vs diyelim. Örneği görelim. XML'de nasıl yazılıyor? JSON'da nasıl yazılıyor? Bakın bu JSON format. Employee işçiler sınıfı. Birden fazla item varsa burada süslü parantezi ekliyorsunuz. Aynısını XML'de yazmak isterseniz XML'de ise bu şekilde oluyor. Aradaki fark şu. JSON'ı her yazılım dilinde parçalayabilirsiniz. Mesela XML'i parçalamak için SAC sınıfı gerekiyor dün yaptığım çalışmada. JSON'ı web yazılım dillerinde de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca JavaScript tarafında rahatlıkla bunları parçalayabilirsiniz JSON formatını. Android'de genelde JSON formatı tercih ediliyor. XML'den daha kısa kodları, sayfa okunabilmesi için daha kısa formatta bu verileri yazıp parçalarsanız, hızlı şekilde web üzerinden alıyorsanız bu verileri hızlı şekilde parçalamış ve süreci hızlandırmış oluyorsunuz. Bu kısmı kopyalıyorum. Bakın mesela nasıl oluşturacağım.
Yine dünkü yaptığımız çalışma gibi olsun. Kurslar diyelim. Kurs adı. Şu kısımları kaldırıyorum. Son nesneden sonra virgül yok. Çünkü işlemimiz bitiyor. Saat sayısı diyelim. Kontenjan. İki nokta üst üste çift tırnak içerisinde sayı belirtiyor. Burada çift tırnak yazmasam da sayıları bu şekilde kullanabiliyorum. Birden fazla ekleyelim. Evet, bu dosyayı farklı kaydediyorum. Masaüstü. Tüm dosyalar. UTF-8. Kurslar. .json formatında kaydediyorum. .json. Evet, oluşturduk bunu. GitHub'a attık. Bize kurslar.json bu şekilde veri dönüyor. Bu kısım bana lazım. Bu kısmı en son olarak kopyalayacağım. Web sayfayı görüntülerken işime yarayacak. Şimdi projeme tekrar dönüyorum. Şurayı bir yorum satırı haline getirelim. Bakın arkadaşlar, şöyle bir kodlar var. Bu kodların ne manaya geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bildiğimiz düz bir class. Bu class ne işlem yapacak? Input stream var. Bakın, dosya okuma işlemlerinde kullandığımız input stream nesnesi. HTTP URL connection ise web sayfasında bağlantı kurabilmemizi sağlıyor. Web sayfasının içeriğini doğrudan istekte bulunarak alabiliyoruz. Bunu da buffered input stream içerisine connection'ın get input stream, yani bağlandığımız sayfanın kaynağını bir yere kopyalayabiliyoruz. Kopyaladığımız kaynağı ayrıca bir metotla bunları parçalayabiliyoruz. Bu metodu da GitHub'a atacağım. Sonrasında bunların her birinin nasıl kullanıldığını gözlemleyeceğiz. Yani bu class arkadaşlar sadece web sayfasını okumakla görevlendiriliyor. Tek işlemi web sayfası içerisine okumak. İstekte bulunacağınız sayfayı metot içerisine yazıyorsunuz. Bu size bağlanmak istediğiniz sayfanın HTML kaynağı, text kaynağı, artık hangi formatta bize veri dönüyorsa bunu kaynağını görüntülüyor. Kopyalamış oluyor. Şimdi arkadaşlar o class'ı buraya dahil edelim. Class HTTP Handler.
Evet, her birinin ne manaya geldiği belli. URL, web üzerinde bir işlem yapmamız için gerekli. HTTP URL Connection, web sayfasına bağlanıp kaynağı HTTP URL Connection'da alabiliriz. HTTP URL Connection, sayfaya GET ve POST isteklerinde bulunabilmek için de bize yardımcı oluyor. Bakın, GET tipinde. Request method, GET. Input stream nesnesi, içerisine new buffered input stream diyerek o anki buffered yani anlık olarak okuyacağı veriyi GET connection sağlamış olduğumuz connection, HTTP URL connection'dan bize geri değer ne dönüyorsa bunu diyorum ki input stream içerisine sakla. Response olarak bu metot bize string dönmesi gerekiyor. Response olarak ayrı bir metot içerisinde bunu convert ediyorum. Çünkü bu bize geri değer dönen nesne string, bu nesnede alt alta satırlar, tekler bulunabilir. Bunları kaldırıyor. Hata oluşabilmesi durumuna karşı catch blokları devreye giriyor. Dosya okuma yazma, IO exception, protokol web üzerinde bir işlem yaptığımız zaman da bağlantı kapalıysa protokol exception, eşleşmeyen tür hatası ya da bağlantı hatası gibi durumlarla karşılaşabilmemiz için hata vermesin diye catch blokları yazmış olduk. Sonrasında bu metot string'e dönüştürüyor. Bu da bize string dönüyor. Yani bu metot artık bize string geri dönüş sağlamış oluyor. Bakın bu metodu nasıl kullanacağız. Main içerisinde bu nesneyi üretip bu nesneden bize geri değer dönmesini sağlayacağız. Evet, buraya geldim. OnCreate içerisindeyim. Eğer ben sayfa yükleniyor gibi bir tane nesne göstermek istiyorsam Progress Dialog kullanabilirim. Yükleme sürecinde Progress Dialog içerisine düşürebilirim. Global alandayken Private Progress Dialog. Bir tane de list view ekleyelim görüntüleyebilmek amaçlı. Hangi bağlantı üzerinde işlem yapacağız? Bunu belirtelim. Private, static, string. Her metottan erişebilelim. URL diyorum, eşittir. Altta kopyalamış olduğum GitHub'daki bağlantıyı bana text dönen, JSON dönen HTML sayfası kaynağını açabilmek için bağlantıyı kopyaladım. OnCreate metodu içerisinde bir tane array list oluşturacağız. Bu array listi list view nesnesi içerisinde göstereceğiz. Bakın şöyle yapıyorum. Bir tane array list oluşturuyorum. Private array list. HashMap tipinde HashMap'te string'e string, key ve value tipinde değer tutsun. Kurs listesi, kurslar listesi diyelim. Şurada bir tane
Bir ülkü daha gerekiyor. Tamamdır. Şimdi kurslar listesi. Eşittir new ArrayList. ListView ekleyelim. Main'e bir tane ListView nesnesi ekliyorum. ListView'e ekledim. ID verelim. Evet, ListView'u burada tanımlamasını yapalım. LV eşittir. ListView. Research'teki ID'si ListView. Bu kısım tamam. Şimdi ayrıca metotlar yazacağım. Bir tane iç class oluşturuyorum arkadaşlar. Asenkron görevi yazacağız. Asenkron yani web sayfasına gidip istekte bulunacağım. İstekte bulunma süreci uzun olabileceği için asenkron olarak arka planda bu iş yürüsün istiyorum. Bu nedenle asenkron bir görevimiz olacak. Private class, iç class oluşturuyorum arkadaşlar. Get kursları çağır dedim class'ın ismine. Extend assign task. Bakın bu sınıfı import ettiniz. 3 tane void yazalım buraya. Normalde geliyor yine. Gelmediyse tekrar yazalım. Elle yazalım. Void, void. Bu class içerisinde olması gereken doing background. Yani asenkron bir iş yapmak istiyorsanız doing background metodu içerisinde işlem yapıyorsunuz. Doing background'ı ekledim. Bunun haricinde ayrıca metotlarımız var. On pre execute çalıştırılma esnasında. On post execute var bir de. On post execute yani işlem tamamlandığı zaman. Super nokta on pre execute'dan bir alt satıra düşüyorum. Bir tane progress diyalog ekleyelim. Onu da zaten üstte belirtmiştik. Progress diyalog. İsmini buraya kopyaladım. Bakın iç class oluşturduğum için main activity içerisinde oluşturmuş olduğum nesneleri, globaldeki nesneleri burada kullanabiliyorum. Eşittir new dedim. Progress diyalog. Main activity noktadayız. Progress diyaloğun set message kısmına, mesaj kısmına lütfen bekleyiniz. Progress diyaloğun set cancelable iptal edilebilir mi? Yani boş bir yere tıkladığınızda progress diyalog kapansın mı? Hayır, kapanmasın. False diyorum.
progressdialog.show ile progress diyaloğu ekrana gösteriyorum. On post execute'da ise şunu yapıyorum. If eğer progress diyalog nesnem is showing o anda gösteriliyorsa progress diyalog nokta dismiss öldürüyorum. Artık işlemi bitti. Sona erdi. Nesneyi sonlandırdım. Asenkronu çalıştırabilmek için arkadaşlar asenkron assign text'i çalıştırabilmek için bu klası üstte oluşturuyorum. OnCreate metodu içerisinde. Name getCourse nokta execute. Asenkron görevi çalıştırabilmeniz için execute metodu kullanılıyor. Şöyle. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. New class ismi parantez açtınız, kapattınız nokta execute metodu. Execute metodu sayesinde doing background'a düşürüyorsunuz. Yani işlemi gerçekleştirmesi için. Buraya geldim. HTTP handler HTTP handler dedim. New HTTP handler string JSON string eşittir HTTP handler nokta make service call. Biz bu metodu ne yaptık? Üretmiştik. Klasımız hazırdı arkadaşlar. HTTP handler sınıfı oluşturup içerisine URL yollayacağız. Buraya URL arkadaşlar biz en üstte ne dedik? Private static string. Bu static olduğu için doğrudan farklı bir class içerisinde iç içe classlar. Doğrudan buraya URL yazabilirim. Bunu yapabilmem sebebi nesnenin statik olmasıydı. Şimdi geri bize değer ne dönüyor? Buna bakalım. Log nokta bir tane log chat oluşturalım. Bir bak. Response diyelim. Bize geri değer ne dönüyor? Acaba gelen değeri yakalayabiliyor muyuz? Buna bakalım. JSON string'i yolladım. Bakın ne diyor bir de. Return statement. Void method. Return yazmam gerekiyormuş. Return null dedim. Şimdi bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Android monitör kısmına bir geliyorum. Progress diyalogla alakalı bir hatamız oluşmuş. Evet. Sizce sorun nedir? Hatamız arkadaşlar şu. Biz manifeste gelip hiçbir zaman şu izni belirtmemiştik. Users permission. Ben veriyi nereden alacağım? Web üzerinden alacağım. O halde benim cihazda internet bağlantısını kullanmam gerekecek.
internet diyorum. Android permission nokta internet. Yani internet olmadan zaten çalıştıramam. Bakın hızlıca çalıştırdığımda program çalıştı. Progress Dialog nesnesi çok hızlı geçiyor. Tekrar bir bakalım. Emülatöre iyi bakalım. Şöyle yapalım. Tekrar yüklesin. Bakın çok hızlı bir şey geçiyor. O süre çok uzun olabilir. Dosya boyutuna göre değişir. Mesela 10 MB'lık bir dosya yollamaya çalışıyoruz. Burada okusun diye. O Progress Dialog nesnesi uzun sürebilir. İşlemi uzun sürebilir. Arka planda tamamlaması. Şimdi log'a bakalım. Eğer burada hatamız yoksa log kısmına verimiz gelmiş. Evet, gerçekten response içerisinde benim okuduğum verileri yakaladım. Şimdi ben sayfa içerisinde yollamış olduğum URL'de hangi veriler varsa o verileri burada gördüm mü? Evet, gördüm. Bu verileri nereden aldım? Bakın şuradan aldım arkadaşlar. Main activity içerisinde private static string. Diyorum ki bu bağlantıya git. Bu bağlantı içerisindeki verileri oku ve okuduğunu log'da göster dedi. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar, biz bu verileri JSON'ı parçalamamız lazım. Parçalayıp bana object dönsün. Bu object'in de ben metot şeklinde kurs adını çağırayım. Bu kurs adı bana Android'de mobil programlama, iOS ile mobil programlama string'lerini dönsün istiyorum. Şimdi doing makeRound içerisinde ben log'da bana geri değer dönen sonucu görmüş oldum. Bunun haricinde şu işlemi yapalım. Ben artık string'imin dolu olduğunu gördüm. Yani JSON string içerisi dolu geliyor. If JSON string null değilse, yani doluysa bu işlemi yap. Boşsa bu işlemi yap. Boşsa ne işlem yapsın? Log nokta information diyelim. Response sayfa içeriği boş. Evet, doluysa ne işlem yapacağız? Bunları tanımlayalım. Try catch blokları açıyorum. Hata olabilmesine karşı. Catch JSON exception yazıyorum. Buraya IO exception, herhangi bir hata türü de yazabiliriz. JSON exception'ı import etmek gerekiyor. Şimdi JSON object oluşturuyorum. Bakın JSON array, JSON object, JSON exception. JSON object oluşturuyorum. JSON object dedim. Eşittir new JSON object. Neyi object'e çevireceğim? JSON string'i çevireceğim. String'i doğrudan object'e dönüştüreceğim. Bu object bana neler dönecek? Item'lar dönecek. Bu nedenle item'ları tek tek ekleyebilmem için, bir formata dönüştürebilmem için JSON array'e ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar, bizim oluşturmuş olduğumuz
Jason bize ne dönüyor? Kurslar dönüyor. Yani ereğim benim ne? Kurslar. Jason erey. Kurslar diyorum. Eşittir Jason object'in get Jason array. Neydi? Kurslar. Kurslar array'i. Şimdi for döngüsü açıyorum. For integer i sıfırdan başlasın. İ küçüktür. Kurslar nokta length kadar. Kurslar nokta length dediğim zaman JSON array bana doğrudan JSON dosyasını oluşturduğum size'ı veriyor. İ artı artı diyelim. Bir tane JSON object oluşturuyorum for içerisinde. Çünkü bunların her biri ayrı bir object. Kurslar nokta get json object i'yi yolladım. Get json object içerisine index istiyor. İnince objeyi dönüyor. Yani aslında bize şunu dönüyor arkadaşlar. 0, 1, 2. Bunlardan herhangi biri json object. Şimdi JSON object'i oluşturdum. Bir de bana ne lazım? Nesnenin değerleri lazım. Bakın biz hangi değerleri yolladık? Kurs adı, saat sayısı, kontenjan. String kurs adı eşittir. C.getString. Bakın bu getString kısmı neye benziyor? Cursor'da biz mesela nesneleri nasıl çekiyorduk? C.getString. Bu şekilde çekiyorduk. SQLite'la benzer bir kullanım var bu kısmın. ID değil. Mesela burada ne yolluyorsak o. Kurs adı dedik. İkinci kısımda ne dedik? Saat sayısı bir de kontenjan. Integer de yollayabiliriz. Boolean da yollayabiliriz. Saat sayısını ben string yolladım. String kontenjan eşittir c.getString kontenjan. Evet. Bu JSON içerisinde ayrıca bir item olabilirdi. Yani iç içe object olabilirdi. Yani şuraya derdik ki arkadaşlar. Mesela öğrenciler diye bir tane başlık açtık. Bu başlık içerisine alt JSON object ekleyebilirdik. İç içe veri okuyabilir. Mesela kişinin telefon numaralı telefon numarası olabilir ya da birden fazla telefon numaraları olabilir. Bunları iç içe gösterebiliriz. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Ben array list oluşturmuştum değil mi? Bu array list içerisine neleri ekleyeceğim? Hashmap türündeydi array listi. String'e string yolluyordum. Kişiler eşittir ne? Hashmap. Kişiler nokta nokta put key kısmı nedir? Ne olacağım?
Kurs adı yollayacağım. Değeri ne olacak? Kurs adı. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Benim oluşturmuş olduğum listemin ismi neydi arkadaşlar? Şuraya on create'e bakalım. Kurslar listesi. Şimdi kurslar listesi neyse nokta add diyerek ne ekleyeceğim? Kişileri ekleyeceğim. Kişiler demeyelim. Kişi demek daha mantıklı olur. Sürekli for döngüsü içerisinde olacak çünkü. Yeni bir tane kişi ekledim. Veriyi okumaya başlayıp bittiğinde ise ne demiştik? On post execute içerisine düşecek. Progress diyalog çalışıyorsa sonlandıracak. Sonrasında list adaptöre veriyi bu esnada gösterteceğim. Şimdi on post execute'da yani asenkron görevin tamamlanma esnasında ise list adaptör diyorum. Adaptör eşittir new simple adaptör var. Bu adaptör içerisine doğrudan main activity nokta this benim listemle kişiler listesiydi. Kurslar listesi. Bir de layout üretmem lazım. Layout nokta dediğimde herhangi bir layout'ım yok. Layout üretmem gerekiyor. Mesela list item diyelim. Değer olarak ne göndereceğim? New string. Değerleri doğrudan yolluyorum. Kurs adı. Saat sayısı. Bir de kontenjan. Değerleri ise new int research'teki id'si kurs adı research'teki id'si saat sayısı kontenjan. Şu an böyle bir ID'ye sahip nesnemiz yok. Bir de list item da yok. Şu an en basit manada adaptör üretmiş olduk. Şu kısımda bir yerde bir parantez açıp kapatmadık sanki. Şurayı kaldırıyorum. ListViewer'ın setAdapter metoduna
bu adaptörü yolladım. Evet, şimdi bir tane list item isminde layout ekliyorum. İçerisinde ID'leri şurada belirttiğim ID'lerin birebir aynısını ekliyorum. Text view nesnesi ekledim. Saat sayısı. Bunun haricinde kontenjan sayısı. Evet, bunların size'ını da değiştirelim. Şöyle yapalım. ...26 SP diyelim hepsini. Main activity içerisinde artık bu ID'leri de tanıyor. Kontenjan. Kontenjan sayısı. Şu kısmı buraya taşıdım. Şöyle yapalım. Şu köşeli parantezi ve süslü parantez var. Tamamdır. Evet. Yani herhangi bir list view'a en basit manada bu şekilde verileri ekleyebilirsiniz. Ayrı bir class'a gerek kalmadan ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir anda siz yazın. Bakın, her biri list view item şeklinde. Aslında burada da yine bir custom işlemi yapıyoruz. Ayrı bir class'a ihtiyaç duyulmuyor.